Evet arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte taban aritmatiğini inceleyeceğiz. Farklı tabandaki sayılardan sayılarla nasıl işlemler yapılır? Onları onluk tabana nasıl çevirebiliriz ya da istenilen farklı bir tabanda sayıları nasıl gösterebiliriz? Bugün onu inceleyeceğiz. Evet. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bilmemiz gereken önemli bir nokta var. Bakınız. ABC burada gördüğünüz gibi 3 basamaklı bir sayıdır. Tabanı T arkadaşlar. Şimdi biz burada sözel olarak da ifade ettik. Ben size özet geçeyim. Arkadaşlar ABC 3 basamaklı bir sayı olmak üzere dedik. T taban. Arkadaşlar buradaki en önemli şey tabandaki T değeri içerideki sayının rakamlarından büyük olacaktır. Yani T A'dan büyüktür, T B'den büyüktür, T C'den büyüktür. Yani buradaki yazan sözel kısmın arkadaşlar özeti bu şekilde ifade edilebilir. Örneğin hemen şu boşluklarımızı değerlendirelim. Mesela 123 arkadaşlar 4 tabanında değil mi? Bu şekilde bu sayı ifade edilebilir. Yalnız 521 4 tabanında şeklinde bir gösterim söz konusu olmaz arkadaşlar. Dediğimiz gibi tabandaki değer mutlaka sayının içinde pardon parantezin içindeki sayının rakamlarından büyük olmak zorundadır. Evet incelemeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın diyor ki 8 ve A sayı tabanını göstermek üzere 3 A 6 8 tabanında artı 25 A toplamında A rakamı kaç farklı değer alır? Şimdi arkadaşlar 3 A 6'ya baktığımız zaman taban 8 gördüğünüz gibi A değeri tabandan küçük yani 8'den küçük olacaktır arkadaşlar. Bu durumda diyorum ki 8 A'dan büyüktür. Peki ikinci veriye baktığımız zaman yani 25 A tabanında olduğu zaman arkadaşlar A burada da bakın 2 ve 5'ten büyük olmak durumundadır. A 5'ten büyük bir değer alacaktır arkadaşlar. Şimdi ikisini bir noktada birleştirdiğiniz zaman bakın A değeriniz 5'ten büyük olacak ama aynı A değeriniz 8'den küçük olacaktır. Bu durumda bakın A kaç farklı değer alabilir diyor. 6'dan 8'e, 5'ten 8'e kadar 6 ve 7 olmak üzere 2 tane değer alacaktır arkadaşlar. Evet. İncelemeye devam edelim. 132, 4 sayısının 10 tabanındaki değeri nedir? Sayısının 10 tabanındaki değeri ve 10 tabanındaki değeri. Şimdi arkadaşlar farklı bir tabandan onluk tabana geçerken yapılacak işlem şu şekilde bakın. 132, 4 tabanında bunun 10 tabanındaki karşılığına bakacağız. Arkadaşlar öncelikle sayıyı kodluyoruz. Bakın 0'dan başlayarak 0, 1, 2 şeklinde kodluyoruz. Bu 3, 4 diye de devam edecektir. Sonra arkadaşlar eşittir diyorum bakın. 2 çarpı yani içerideki sayının rakamı çarpı taban üstü içerideki sayının rakamının üstüne ne yazdıysanız tabana onu yazıyorsunuz. Tabanın üstüne onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyorum. Artı 3 çarpı 4 üzeri 1 bakın 3 çarpı 4 üzeri 1 artı 1 çarpı 4 üzeri 2 şeklinde ifade edeceğiz. Ve bu işlemin sonucuna bakacak olursak arkadaşlar 4 üzeri 0 1 2 kere 1 2 4 kere 3 12 ve 16 olmak üzere eşittir 30 olarak bu 132'nin 4 tabanında 132 4 tabanında 10 tabanında karşılığı 30 olacak arkadaşlar. Evet, diğer ifadeye bakalım. 143 7 tabanında bakın yine yazıyorum 0 1 2 olmak üzere 3 çarpı 7 üzeri 0 4 çarpı 7 üzeri 1 artı 1 çarpı 7 üzeri 2 eşittir 3 artı 7 kere 4 28 artı 49 arkadaşlar. 3 28 daha 31 arkadaşlar 49 daha 80. Yani 7 tabanındaki 143'ün
10 tabanındaki karşılığı 80. Son olarak şurada da arkadaşlar 210 9 tabanında bunu toparlayalım. 0, 1, 2 eşittir. 0 çarpı 9 üzeri 0 artı 1 çarpı 9 üzeri 1 artı 2 çarpı 9 üzeri 2. Şurası 0. 9 kere 1 9 artı 9'un karesi arkadaşlar 81. 81 çarpı 2 derseniz 2, 16, 162. 9 artı 162 eşittir 171 arkadaşlar. Yani 210 sayısı 9 tabanında iken 10 tabanındaki karşılığı 171 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar bunları incelemeye. Evet, burada minik bir notumuz var. Diyor ki 10 tabanından daha küçük bir tabana geçiş yapılırken sayı istenen tabana bölme işlemi bitinceye kadar bölünür. En son bölme işleminin bölümü ile diğer bölme işlemlerinden elde edilen kalanlar sağdan sola doğru sırasıyla yazılır. Şimdi bunun matematikçesine bir bakalım arkadaşlar. Bakınız. 214 sayısının 5 tabanındaki eşiti nedir? Şöyle ifade etti bir önceki not. Diyor ki 214'ü 5'e bölün arkadaşlar. Ama bu bölme işlemini bölüm bölenden küçük olana kadar devam ettirin. Görelim. 4 kere 5 20. 1 4. 2 kere 5 10. Kalan 4. Bakınız kalanları dikkate alacağım. Bölüm bölenden küçük olana kadar devam ediyorum. 42'yi 5'e böldüm. 8. 8 kere 5 40. Kalan 2. 8'i 5'e bölüyorum arkadaşlar. 1 kere 5 5. Kalan 3. Bakınız. Bölüm bölenden küçük olana kadar bu işleme devam ediyoruz. Artık gördüğünüz gibi küçüldü. En son bölümü de alıyoruz ve sağdan sola doğru bunu yazıyoruz arkadaşlar. 1, 3, 2, 4. Yani 1324 sayısı 5 tabanında 10 tabanındaki karşılığı 214 oluyor arkadaşlar. Evet, bunu bir soru üzerinde daha incelemekte fayda var. Bakın 250 sayısını 6 tabanında yazalım. Buyurun. 250'yi 6 tabanında yazıyorum. 6 kere 4, 24. Kalan 1, 0. 1 kere 6, 6. Kalan 4. Bakın kalanı yuvarlak içine alıyorum. Sonra tekrar 41'i 6'ya bölüyorum arkadaşlar. 6 kere 7, 42 olacak. 6 kere 6, 36. Kalan 5. 5'i de yuvarlak içine alıyorum. 6'yı bakın. Tekrar 6'ya bölüyorum. 1 kere 6, 6. Kalan 0. Kalanı alıyorum. Bakın artık bölüm bölenden küçük. 1'i de yuvarlak içine alıp tersten doğru yazıyorum arkadaşlar. 1, 0, 5, 4. Yani 6 tabanındaki 1054 sayısının 10 tabanındaki karşılığı 210 arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu noktada şuna değineceğiz. Taban aritmetiğinde toplama, çıkarma ve çarpma. Şimdi bakınız şurada minik bir örnek verdik. 242 5 tabanında ve 124 5 tabanında bu iki sayının toplamına bakacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edelim bir hani canlandırmanın kolay olması adına. Ne diyoruz? Bizim normal günlük tabanda günlük sistemde kullandığımız 10 tabanındaki toplama işlemlerini yaparken. Örnek veriyorum. 19'da 17'yi topluyorsunuz ve diyoruz ki işte 9 7 daha 16 16'nın 6'sı. Yani 16 deyip buraya 16 yazmıyoruz. Neden 16'nın 6'sını yazıyoruz? Çünkü 10'luk tabanda çalışıyorsunuz. Burada da hangi tabanda çalışıyorsanız eğer o tabanın üstüne çıkarsanız onu kalan olarak ifade edeceğiz ve burada yazacağız. Bakın şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 2, 4 daha 6 arkadaşlar. 6 ama biz 5'lik tabanda çalışıyoruz değil mi? 6'nın içindeki 5'e alalım bakın biz burada da bunu ifade ettik. 6'yı 5'e böldük. 1 tane var. Bir de kalanı var. Kalan yazılır arkadaşlar. 1. Elde var 1. Devam ediyorum. Veriyorum buraya 5. 2 daha 7. 7'nin içinden 5'i aldığınız zaman 2 kalır arkadaşlar. Kalan 2'yi yazıyorum. Yine elde 1 var. Veriyorum buraya 2, 1 daha 3, 1 daha 4. Sonuç 421. Yani tabandan küçük olduğu zaman
terim aynen yazılır arkadaşlar. Evet, bir örnekte şöyle biz sıkıştıralım şu araya. Örneğin arkadaşlar 342 ile yine 5 tabanında olsun 433 yine 5 tabanında olmak üzere toplayalım. Şimdi bakın arkadaşlar 2, 3 daha 5 tabanla aynı. Yani 5'in içinde 5 bir kere ama kalan yok. Kalan 0, elde var 1. Veriyorum buraya 5. 3 daha 8. 8'in içindeki 5'i yani 8'i 5'e böldüğünüzde 3 kalır. Elde var 1 5'lik. Veriyorum buraya 4. 4 daha 8. 8'in içinde yine dediğimiz gibi 8'in içindeki 5'i alıyorum. 3 kalıyor. Elde var 1. En sonunda o 1'i bu şekilde ifade ediyorum. Evet, devam edelim. Bir çıkarma işlemi. Arkadaşlar yine anlamayı kolaylaştırmak adına şöyle ifade edelim. Mesela 23'ten 19'u çıkartıyorsunuz. Normal onluk sistemde 3'ten 9 çıkmaz diyorsunuz. Komşuya gidip bir onluk alalım. Neden onluk alıyoruz? Çünkü onluk sistemde çalışıyoruz. Evet, onluk alıyoruz. İşte 3, 10 daha 13, 10, 13'ten 9 çıkartıyoruz falan soruya devam ediyoruz. Şimdi burada da bakın. Ben soruyu tekrar şöyle yazayım. 232 ve 133 çıkaracağım 5 tabanında. Evet. Şimdi arkadaşlar 2'den 3 çıkmaz. Bu durumda bakın komşudan kaç alacağım? 5 tabanda çalıştığım için 5 alıyorum. Komşuya gidiyorum. Komşudan buraya bir 5'lik alıyorum arkadaşlar. 5'lik alıyorum. 5, 2 de burada var 7. 7'den 3 çıktı 4. 4'ü aynen yazıyorum. Bunun bir 5'liği gitti arkadaşlar. Burada kaldı 2. Devam edelim. 2'den 3 çıkmaz. Yine komşuya gidip, yan komşuya gidip bir 5'lik alıyorum. 5, 2 daha 7. 7'den 3 çıktı. 4 arkadaşlar. Bakın buradan bir 5'lik aldığım için burada da 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. Bu soruda bu şekilde sonuçlandıracağız. Evet, şu boşluğu değerlendirelim. Bir soruda biz yazalım arkadaşlar. Örneğin 431 olsun 6 tabanında. 245 6 tabanında çıkaralım arkadaşlar. Şimdi bakınız 1'den 5 çıkmaz arkadaşlar. Şöyle bir 6'lık alıyorum buraya. 6'lık geldi. Bir de burada var 7. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. Burada kaldı 2 arkadaşlar. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gidip bir 6'lık alıyoruz. 6, 2 daha 8. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Burada da bir 5'lik, 6'lık aldığımız için 3 kalmıştı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Şimdi burayı boş bıraktık. Bir soru yazalım taban aritmetiğinde çarpmayla alakalı. Arkadaşlar 142 bakınız 5 tabanında olsun ve 32 yine 5 tabanında olmak üzere bu iki sayıyı çarpalım. Şimdi dikkat ediniz arkadaşlar. 2 kere 2 4 tabandan küçük olduğu için aynen yazıyorum. Devam ediyorum. 2 kere 4 8. 8'i 5'e böldüğünüzde 3 kalır arkadaşlar. Elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde var 3. Devam edelim. 3 kere 2, 6 arkadaşlar. 6'yı 5'e bölersem 1 kalır. Elde var 1. 3 kere 4, 12. 1 de elde var 13. 13'ü 5'e bölersek 3 kalır. Elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 de elde var 5. Evet. Topladığımız zaman arkadaşlar 4'ü indirdim. 3, 1, 4. 3, 3 daha 6. Arkadaşlar bakın toplama işlemi yaparken de tabanda çalıştığınızı unutmayın. 3, 3, 6. 6'yı 5'e bölersem 1 kalır. Elde var 1. Veriyorum. Bakın yine 6 yapıyor değil mi? Yine 6'yı 5'e böldüğümde 1 kalır. En son eldeki o 1'i de böyle ifade ettiğimiz zaman arkadaşlar bu soruyu sonuçlandırmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Şimdi bu önemli bir bilgidir arkadaşlar. Birazdan karşımıza gelecek bununla alakalı. Bakın diyor ki tabanı çift sayı olan sayının, bakın tabanı çift sayı olan sayının birler basamağı tek ise, bakın taban çift şöyle ifade edelim. Örneğin
251, 6 tabanında ve 352, 6 tabanında. Şimdi bu ikisi arasındaki farka bakalım. Tabanı çift sayı olan sayının birler basamağı tek ise, yani bunu ifade ediyor değil mi? Birler basamağı tek ise sayı tek. Arkadaşlar bu durumda bakın burası tek bir sayıdır. Devam edelim. Çift ise sayı çifttir. Tekrar edelim. Eğer taban çift ise birler basamağı tek ise sayı tek, birler basamağı çift ise sayı çift sayıdır arkadaşlar. Peki. İkinci bilgiye bakalım. Tabanı tek sayı olan bir sayının, yani şöyle ifade edelim. 351 örneğin 7 tabanında ve 245 tabanında olsun arkadaşlar. Tabanı tek sayı olan bir sayının rakamları toplamı, bakınız rakamları toplamı tek ise. Şimdi rakamlarını toplayın arkadaşlar. 3, 8, 9, yani rakam toplamı 9. Yani tek sayı ise bu sayı tektir. Eğer rakamlarının toplamı çift ise, bakın rakamlarını toplayın, çift yapar. O zaman bu sayı çifttir arkadaşlar. Şöyle bir özet geçecek olursak tekrar. Bu çünkü önemli bir bilgidir. Taban çift ise birler basamağı tek ise tek, çift ise çifttir. İkinci olarak taban tek ise rakamları toplamı tek ise tek, rakamları toplamı çift ise çifttir. Evet, göreceğiz arkadaşlar birazdan bunları. Şöyle hemen bir örneklendirme yapalım. 253 arkadaşlar 6 tabanında. Şöyle birkaç tane yazacağım. 452 6 tabanında. 321 5 tabanında. 452 arkadaşlar 6 tabanında. Evet, bunları bir inceleyelim. Bakınız. Tabanlar çift ise birler basamağı tek arkadaşlar. Bu durumda bu tektir. Tabanı çift, birler basamağı çift ise çifttir. Devam ediyorum. Tabanı tek, rakamlarını topluyorum. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Rakamlarının toplamı çift olduğu için çift. Taban çift arkadaşlar. Taban çift ise birler basamağına bakıyorum dedim. Bu da yine çift. Evet, aynı sayıyı iki kere yazmışız. Demek ki önemli demişiz arkadaşlar. Bir tane daha yazalım şöyle. 340 örneğin ne diyelim? 342 olsun. 5 tabanında. Bakın taban tek arkadaşlar. Rakamlarını topluyorum. 7, 2 daha 9. Bu durumda bu ifade tek bir değerdir. Evet, devam edelim. Evet, yine sınavlarda karşımıza gelen soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. 144 kök içerisinde tabanı x ve 14 5 tabanında. Şimdi arkadaşlar öncelikle 5 tabanında olan 14'ün onluk tabandaki karşılığına bir bakalım. 0, 1 dersek 4 çarpı 5 üzeri 0 artı 1 çarpı 5 üzeri 1. Şurası 4 arkadaşlar, burası 5 eşittir 9. Evet, yani demek ki kök içerisinde 144 tabanı x olan sayı aslında 9'muş arkadaşlar. Peki, kendimize şunu soralım. Hangi sayı kök içinden dışarıya 9 çıkar? Tabii ki 81. Bu durumda bakın 144 x tabanında neye eşitmiş arkadaşlar? 81'e eşitmiş. Evet, devam ediyorum. Bakınız. Arkadaşlar açalım. 0, 1, 2 dersek ben şuraya açılımını yazacağım. 4 çarpı x üzeri 0 artı 4 çarpı x üzeri 1 artı 1 çarpı x üzeri 2 eşittir 81 arkadaşlar. Evet, bakın şurası x'in sıfırıncı kuvveti 1, 4 ile çarpıldığında 4 artı 4x artı x kare eşittir 81 arkadaşlar. Evet. Şu ifade arkadaşlar bakınız ileride çarpanlara ayırma konusunu inceleyeceğiz. Orada da göreceğiz x artı 2'nin parantez karesinin açılımıdır. Yani birincinin x kare artı
Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı ikincinin karesi yani 4. Yani bu ifade 81'e eşit. Arkadaşlar 81 de 9'un karesidir. Bakınız üstler aynı değil mi? Bu durumda altlar da aynı olacaktır. X artı 2 eşittir. 9 ise x 7'dir arkadaşlar. Evet devam edelim incelemeye. Ne demiş? Arkadaşlar bakın 4 tabanında yazılabilecek rakamları farklı. En büyük sayının 10 tabanındaki değeri nedir? Şimdi arkadaşlar 4 tabanında yazılabilecek rakamları farklı en büyük sayı. Şimdi 4 tabanında yazacaksak arkadaşlar değil mi? Şöyle ifade edelim. 4 tabanında yazacaksak şöyle bir ifade edelim. Bakın içerideki sayı kesinlikle ne olmalı arkadaşlar? 4'ten küçük sayılar olmalı. Rakamları farklı diyor arkadaşlar. Şimdi bakın 3 deseydik değil mi? 3 deseydik 3 3 3 3 3 devam ederdi. Rakamları farklıya uymazdı. Değil mi? Bu durumda devam ediyorum. Bir tanesi 3 ise diğeri 2 olmalı. Diğeri 1 olmalı. Diğeri 0 olmalı. Demek ki arkadaşlar 4 tabanında yazılabilecek en büyük sayı 3210'dur. Bakın tabandan küçük olacak. İçerideki sayının sayının rakamları gördüğünüz gibi küçük ve birbirinden farklı. O zaman bundan daha büyük başka bir sayı yazma şansınız yok. Evet bize bunun 10 tabanındaki eşiti sorulmuş. O zaman 0, 1, 2, 3 şeklinde açıyorum. Ve diyorum ki 0 çarpı 4 üzeri 0, 1 çarpı 4 üzeri 1, 2 çarpı 4 üzeri 2, artı 3 çarpı 4 üzeri 3. Toparlayalım. Burası 0 arkadaşlar. 4. 4'ün karesi 16 çarpı 2 32 artı 4'ün küpü 64. 64'ü hemen şurada 3 ile çarpalım. 4 kere 3 12 1 18 19 192. Evet 192'ye arkadaşlar 36 eklersek 8 12'nin ikisi elde var 1 2 228 olarak bu soruyu sonuçlandırabiliriz. Evet devam edelim bakalım. Arkadaşlar 7 ve 8 sayı tabanını göstermek üzere bu sayı tek bu sayı çift imiş. A artı B toplamı en çok kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın taban tek ise ve bu sayı da bir tek sayı ise o zaman rakamlarının toplamı tek olması gerekir. Yani 5 artı A artı 4 artı 6 tek sayı olması gerekir. Peki. Tabii A'ya vereceğiniz değer kesinlikle 7'den küçük olacaktır arkadaşlar. Rakamları topladığınız zaman 10, 15 bakınız 15, 6 verdiğimiz zaman A yerine 6 verdiğimiz zaman ne olacaktır? 21. 21 hem rakamların toplamı tek olduğu için bu kuralı sağlayacaktır. Hem de 7'den küçük olmalıdır. Soruda rakamları birbirinden farklı demediği için A yerine 6 kullanmamıza bir mahsur yok arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şu ikinci ifadeye baktığımız zaman bu da bir çift imiş. Arkadaşlar eğer bir taban aritmetiğinde bir değer çift yazılıyorsa ve taban çift ise biraz önce de ifade etmiştim. Kesinlikle birler basamağı çift olacaktır. Peki B değeri 8'den küçük arkadaşlar değil mi? 8'den küçük olacak. En çok dediği için tabii olabilen en büyük değerleri kullanıyorum. 6, 5, B, 8 tabanında bu sayının çift olması demek. Birler basamağının çift olması demektir. Birler basamağı da 8'den küçük olacağına göre 6 olabilir. Bu durumda A artı B'nin alabileceği bakın A 6, B 6 toplamı 12 olacaktır arkadaşlar. Evet yine biraz önce gördüğümüz işlemlerden bir tanesi bir çıkarma işlemi. 233 5 tabanında 134 5 tabanında bu çıkarmayı bir gerçekleştirelim arkadaşlar. 3'ten 4 çıkmaz. Komşuya gidiyorum bir 5'lik alıyorum. 5 3 daha 8. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. Burada kaldı 2. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya gidiyorum bir 5'lik alıyorum. 2 5 daha 7. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı dedik. Ve bu ifade de bu şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Bu konuyla alakalı son sorumuzu da çözelim. Arkadaşlar
2x6 8 tabanda ve 4x0 6 tabanda olmak üzere x değeri nedir? Bakınız. Tabanlar farklı. O zaman açmaktan başka bir şansımız yok arkadaşlar. Hatta şöyle alalım. 2x6 8 tabanında 0, 1, 2. 6 çarpı 8 üzeri 0. Artı x çarpı 8 üzeri 1 artı 2 çarpı 8 üzeri 2'den 6 artı 8x artı 8'in karesi 64. Arkadaşlar 2 ile çarptığınız zaman 128. Evet. Şöyle 128, 134 artı 8x eşittir. Gelelim buraya. 4x0. 6 tabanında 0, 1, 2. 0 çarpı 6 üzeri 0 artı x çarpı 6 üzeri 1 artı 4 çarpı 6 üzeri 2'den şu 0 arkadaşlar. Bu 6x artı 6'nın karesi 36. 36 çarpı 4 144. Evet. Demek ki bunun karşısına 6x artı 144'ü yazmalıyım. Arkadaşlar 6x'i böyle, 134'ü böyle gönderirsek 2x eşittir 10, x eşittir 5 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle arkadaşlar taban aritmetiğini anlatmaya çalıştık. Taban aritmetiğini çözmeye çalıştık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.